Geç. Hadi sen otur. Bana ne nerede onu söyle sadece. Tamam bir rahatla artık. Yaban arısı bak o kadar kötü değil. Ecza dolabı nerede? Banyoda. Oh, her şey var burada. Eczane gibi. Sargı bezi. Antibakteriyel krem. Çekmecede. Canın acıyor mu? Çok. Ya kardeşini de bir arasan iyi edersin. Bir tehlikenin farkında olsun. O zaman sıradaki şarkı benden sana gelsin. Tamam bak senin şansın. Ben severim. Ya yok artık ama ya. Açmayacak mısın? Berder'le uğraşacak halim yok şu an. Bugün kimseyle uğraşamam tamam. Bugün sendeyiz deniz kaptan. Önemli bir şeydir belki. Oho ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bugün senden önemli hiçbir şey yok. Nokta. Tamam. Açmıyor. İşi vardır o döner de şu konuyu kapatmanız lazım. Cem öğrenirse İzmir'e gider. O adamı bulur, gırtlağına basar. Bir de başını belaya sokar. Söyleme o zaman. Zaten adam bir daha musallat olamaz muhtemelen. Sayende. Sen çok korktun mu? Biri boğazına bıçaklayasa korkmaz mısın? Ben sana bir şey olacak diye... korktum. Elinde makas olan birinden korkuyorum. Dikkat et. Çıkarayım mı? Evet. Gel dikkat et. Yavaş. Pahalı kıyafetlerine acımıyorum ama. Temizlenmesi lazım. Dokunma. Of, tamam. Tamam dur. Tamam. Tamam özür dilerim. Çok azıcık canı yanacak tamam mı? Tamam. Böyle ilgilenmem bütün acımı unutturdu ya. Gülesim geliyor. Yalnız sen de bir rahat dur. İyi beceriyorsun ama bu iş. İnsanın başına sürekli derde sokan bir kardeş olunca öğrenmek zorunda kalıyor. Muhteşem bir şey. Benim için yapıldı bu koku.
Erkan Bey merhaba, ben sizi beklemiyordum yani. Duruşmam var demiştiniz şehir dışında. Merhaba. Şehir dışındaki davaya bürodan başka bir arkadaşımı yönlendirdim. Ben onun davasına bakacağım. Ona da zaten daha zaman var. Tamam, buyurun lütfen. Erkan Bey, biz dün acele bir karar mı verdik? Evet, biraz hızlı gelişti her şey. Yani vazgeçerseniz ben sizi anlayışla karşılarım. Gerçekten açık bir şekilde bana söyleyebilirsiniz. Sonuçta ortaya para koyacaksınız, büyük bir miktar. Ve hiçbir şekilde gücenmem, alınmam. Hisleri çok kuvvetli bir kadınsınız. Sabah telefonda sesiniz öyle gelince... Yol boyunca bunu size nasıl söyleyeceğimi düşünüp durdum, inanın. Yani evet, tereddütlerim var. Vardı. Kafam karma karışıktı. Bunu inkar etmeyeceğim. Fakat biraz önce koridorda fikrim tamamıyla değişti. Sizin babanızın hatırasını yaşatmak için gösterdiğiniz bu çaba gerçekten çok takdir hak eden bir davranış. Ve ben de bu çabanın içinde olmaktan, bunun bir parçası olmaktan çok mutlu olurum. İnanın. Dünkü mevzudan dolayı kendinizi mecbur hissetmeyin, olur mu? Bakın Melek Hanım, o sizin babanızsa benim için de Mithat Bey. Onun hayallerinin gerçekleşmesi beni de çok mutlu edecek. Hem siz bana çok iyi örnek oldunuz. Siz nasıl vazgeçmediyseniz ben de vazgeçmeyeceğim. Kararım bu. Yine de biraz düşünmek isterseniz anlıyorum. Anlaşıldı. Belki yeni ortağınıza bir kahve ikram edersiniz. Tabii ki. Sadeydi değil mi? Evet, sadeydi. Bir sade kahve lütfen. Kapı açmayı beceremiyorsun. Yani yürüyebilecek durumda olmasam kapıda kaldın. O zaman ilaçsız kalırdın. Anahtarını buraya bırakıyorum. Eczacı çok güçlü bir arkesici verdi. Günde 4 tane içebiliyorsun. Şimdi bir tane iç de iyi olduğunu görüp öyle gideyim. Niye, acelen mi var senin? Evet. Aslında okula gitmeden önce birkaç yere CV bırakmam gerekiyordu. Geç kalmadan gitmem lazım. Tamam. Tamam. Ben sana bir su getireyim. Acıdı mı? Yok. Ya çok özür dilerim. Gel bandajını değiştirelim. Ya çok acımıyor değil mi? Yok. Thank you.
delay, day, delay, 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 delay. Çok özür dilerim, çok affedersiniz. Allah! Çok, çok pardon, özür dilerim, affedersiniz. Kızım, önüne baksana. Çok affedersiniz. Aa. Fihsiz değil mi? Bir şey olmadı. Gelmemiştim buraya. Ben de yeni keşfettim. İstanbul çok güzel. Aa, İzmir de güzeldir. İnşallah bir gün gidersek seni orada da gezdiririm. Ben çok gittim İzmir'e. Yani nereye gittin? Şu kordonda yürüdün mü? O konak meydanında yürüdün mü? Ha. Sonra o Balçova'daki o teleferiye falan gittin mi? Hiç arabadan inmedim desem. Ya ben de inanırım desem. Ama bence bir şehrin tadı tabanmayla çıkar. Böyle yürüyerek. Bugün anladım bunu. İstanbul'un bambaşka bir yüzünü gördüm. Ama şu güzelliğe bakar mısın ya? Ne kadar doğal, ne kadar sade. Burayı da çok beğendim bu arada. Çok samimi bir yer. Ayça olsa utanır mıydı acaba? Kim? Ayça ya, eski kız arkadaşım. O böyle yerlerden pek hoşlanmazdı da. Şimdi karşımda olsa, yok beni buraya mı getirdin, şunu mu yaptın, bunu yaptın, bir ton laf ederdi. Ayrıldınız mı? Üzüldün mü? Yok ya. Yani zaten iyi gitmiyordu. Hatta belki beni ayıplayacaksın ama üstünden bayağı bir yük kalktı. Özgür hissediyorsun. Sen de benim içimi okuyorsun herhalde. Yani onu bilmiyorum ama seni anlıyorum. Ve tuhaf bir şekilde senin de beni anladığını düşünüyorum. Ben de öyle hiçbir kızın yanında seninki kadar rahat hissetmedim kendimi. Vallahi bak. Ben de. Ah. Burası çok iyi geldi ama ya. Yani inan, şurada otururken duyduğum huzurun onda birini evde hissetsem gitmek istemezdim. Niye? Nereye mi gidiyorsun ki? Hop işte. Bir sırrımız daha oldu bak.
Ne alaka ya gitmek falan, şimdi nereden çıktı? Duramıyorum ben burada Cem. Uzaklaşmam lazım. Mecburum buna. Nereye gideceksin ki? Bilmem. Daha karar vermedim. Yani Londra olabilir ya da Roma. Yani tek bildiğim gitmem gerektiği. Gidemezsin ki. Ha? Hem annenler izin vermez, okulun var, gidemezsin. Kimseden izin almayacağım zaten. Kaçıyorsun yani o zaman. Evet. Bugün de böyle İstanbul'a veda etmiş oldum senin sayende. Veda. Hemen gidiyorsun yani bu kadar çabuk. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Sevgicim, sen Melike'nin vakıf işleri için faydalı olduğunu düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum canım. Bak bu gece gör, bütün işleri ben yaptım diye nasıl rol çalacak? Yeni sevgilisiyle gelecekmiş. Ne güzel. Sevgi Hanım, manikür alalım sizi. Bana bir dakika müsaade eder misin? Alo. Alo Erkan Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun Ceylan Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bu akşam için defileye hazırlanıyorum. Müsait misiniz? Ters bir zamanda aramadım değil mi? Yok hayır, duruşmaya gidiyordum ben de, arabadayım. O zaman ben fazla tutmayayım sizi. Defilede görüşürüz. Yalnız Ceylan Hanım, ben akşam defileye gelemeyeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Neden? Bu akşam reddedemeyeceğim bir teklif aldım. Melek Hanımlar'da olacağım. Tamam. O zaman ben sizi daha fazla tutmayayım. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi günler. Bir sorun mu var? Hayır yok, tamam. Buyurun ben yapayım. Oturun lütfen, ben yapayım. İstemiyorum, teşekkür ederim. Çok güzel bir gün yaşattın bana. Harbi mi, beğendin mi? Yani uzun zamandır bu kadar huzurlu olmamıştım. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Yine buradayız. Ama doğduğum şehri seninle keşfetmek güzeldi. Teşekkür ederim. Birazcık daha dursaydın daha neler keşfeder işte. Çok geç geldim buraya Cem. Birbirimizi daha önceden tanımış olsaydık belki her şey çok farklı olabilirdi. Ya bu senin suçun değil ki. Dedemin suçu. Benim artık gitmem lazım. Teşekkür ederim her şey için. Hoşça kal. Ne oldu şimdi? Şimdi geldiler. Herif kullanıyordu arabayı. Tamam.
Geliyor. Kapatmam lazım. Ercan sağ ol. Romeo, o arıyor, dur. Alo. Ya ben çok teşekkür ederim. Bir uyudum, uyandım, bir baktım 1500 tane cevap sıçar. Çok merak etmişsin beni. Nasılsın? Bir an hiç sormayacaksın sandım. E sordum ya işte. Çok iyiyim, sen? İyiyim. Sesin pek öyle gelmiyor. Yo, iyiyim, iyiyim. İş başvuruları falan yapacaksın. Var mı bir gelişme? İşte birkaç yere müracaat ettim. Bekliyorum işte. Ha, benim kapatmam lazım. Şimdi çok işim var. Tamam, konuşuruz o zaman. Öptüm. Zaten kalbim küt küt. Ne oluyor ya ben? Ben acaba aşık mı oluyorum ya? Of, hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Bana hayır, aşık olmadın de, tamam mı? Hayır de. Aşık mı oldum acaba ben? Söylesene, ben aşık mı oluyorum ona? Ha? Hem de böyle bir adama. Ha Romeo, söyle. Aşık mı oluyorum acaba ya? Romeo, bir şey söyle. Ha Romeo, evet mi hayır mı, doğru söyle. Anlamalıyım şimdi bundan, evet mi hayır mı?